Sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz, Bahad'ın kasabasında Bahad'ın tanıtım programımız devam ediyor. Bugün yine değerli bir insan, sevdiğim bir abimiz Şimşek Türker abimizin yanındayız. Türker ailesiyle bugün gerçekten misafirperver davranışıyla yemeğimizi yedik, çayımızı içiyoruz. Evet. Şimşek abi, biraz kendini anlat. Seni biliyoruz, insanlığınla, başarınla, yine tecrübenle, geçmişte olan hizmetlerinle. Teşekkür ederim. Dört dörtlük bir insansın. İzleyicilerimiz de şöyle bir seni tanısınlar. Şimşek Türker kimdir? Bu yaşa kadar neler yaptı? Biraz kendinden bahset. Şimşek Türker, iki tane doğumum var. Eskiden biliyorsunuz belli başlı doğum tarihi belli olmazdı. Evet. İlk şeye göre 1948 doğum, 3.30. Daha doğrusu 13 yaşta gürbete çıktım. Yani birçok yerlerde, değişik yerlerde amelelik yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık vesaire. Ondan sonra da askere gittim. Askerden geldikten sonra da Ankara'da bir müddet çalıştıktan sonra bir yıl turist gittim. Çok aslında mazim çok kalabalık da sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Yakalandık, geldik. Tekrar Bahad'ın kasabasında ilk köy kalkındırma kooperatifini ben kurdum. Evet. Başkan vekiliydim. Başkanımız yaşlıydı. Ankara'da bütün işleri ben takip ediyordum. Oradan birkaç tane arkadaşımız yurt dışına gönderdik. En sonunda ben de, Allah rahmet eylesin, o zaman sendika başkanları vardı. Halit Tuz gibi, Abdullah Baştürk gibi bizim o dönemlerde. Onların da yardımıyla tekrar yurt dışına gittim. Belli bir süre çalıştım. Ondan sonra Mercedes fabrikasına girdim. Bir 30 yıl orada, 29 yıl aralıksız orada çalıştım. Ve çocuklarıma da orada meslek yaptırdım. Çocuklarını da kendi işlerimi aldırdım orada. Evet. Şu anda orada çalışıyorlar. İki oğlum bir kızım var. Çok şükür mutlu bir aileyiz. O bakımdan ben de orada bir yeni hak çıktı. İlk erken emeklilik diye bir yasa çıktı Mercedes bende. Evet. Oradan bu 56 yaştan üzerinde olanlar için ben de bundan yararlandım. Kasabaya geldim. Siyasetin de sesinden hiç haberim yoktu. Halkıma çok teşekkür ediyorum. Bana sene muazzam bir destek verdi. Sene 2004. 2004 yılında. 2004'te işte bu seçimler için geldim. Evet. Halkıma da çok teşekkür ediyorum. Bana güvendiler. Muazzam bir destek verdiler. Seçildik. Yani bugüne kadar hiçbir kimseyi kırmadım. Evet. Dökmedim. Büyüklerime karşı saygıda kusur etmedim. Şu Bahad'ına çıksanız, sorsanız benden bir Allah'ın kulu şikayetçi olamaz. Evet. Ve halen de şu anda halk ısrar ediyor ki illa tekrar bir aday yol daha. Ama tabii ciddi anlamda destek olursa, bu destek devam ederse düşünüyorum yani, kısmetse tabii. Önce sağlık her şeyden evvel. O bakımdan güzel hizmetler de yaptım. Evet. O bakımdan şimdi durum bundan ibaret. Başka soracağın var mı? Evet. Bahad'ın da belediye başkanlığı yaptığında neler yaptın? Yapamadıkların oldu mu? Keşke şunu da yapsaydım. Şimdi zamanla yarıştım. Keşke demiyorum. Evet. Zamanla yarıştım. Bunu halkım da biliyor zaten. Örnek veriyorum. Ben göreve geldiğimde de 3 aylık falandım. Tabii geçmiş başkan hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Öğretmenler geldiler bana. Kasabamızda ilkokulun olmadığını, yıkıldığını, evet, talebelerin bugün lisedeki okullara gittiğini, aynı lavaboyu 7 yaşındaki çocukla bugün lise talebeleriyle birlikte kullandıklarını anlattılar bunu bana tabii. Ben de bunları dinledikten sonra hocalarla birlikte hareket ettim. O zaman da Allah rahmet eylesin, kendini rahmetle anıyorum. Bizim İlyas Aslan, evet, milletvekilimizi, mükemmel bir insandı. Çok dürüst bir insandı. Ona ziyaret ettim kendisini. Bana şunu söyledi. Önce Vali Bey'e gittiğimizde ek ödenekten para çıkartırsan biz bu okulu yaptırırız dediler. Ondan sonra da devreye İlyas Aslan'ı sokunca ondan yine onun da İlyas Bey'i de sayesinde tanıdım. Dayısı vardı, amcasıydı galiba. Kamil Bey, o mobilyası olan.
Onu da rahmetli anıyor mu vesileyle. Çok iyi bir dostu. O da iyi bir dostu. Velhasılı kelam ek ödenekten para çıkarttım. İlk seçildiğim sene ilkokulu yaptırdım. Evet. Ondan daha sonra fakat bu arada 300 bin lira da eski belediyeden borç aldım. Bunu da herkes duysun yani biliyorlar. Buraya doldurmuşlar personeli. Gelir az gider çok. Evet. Tabii biraz personel azalttım. Derken normal bir seviyeye düşürdüm. Bir yıl içinde borcu ödedim. Ondan sonra peşin kepçemi aldım. Keşim burada otobüs de yoktu. Halkı taşıyacak hiçbir taşıt yoktu. Evet. Sıfır kepçeyi çektim. Bunlar hep peşin parayla. Sıfır otobüsü aldım. Şey yok da ya ambulansı gittim Avrupa'dan getirdim. Şöyle kısaca bir malzeme anlatayım. Evet. Ambulans almaya ben gittim yurt dışına. Bir tane Zeynel Kaplan'ın oğlu ismi neydi unuttum herhalde. O telefon etti ki bana abi gel bir tane ambulans var götür diye. Gittim neyse karayolundan Gümrük'e geldim. Şoförü benim başka kimse yok. Evet. Dosyayı verdim memura. Şöyle bir baktı kaldır dedim kardeşim dedi. Belediye başkanı kimse yetkili birini ver. Görevlendi gelin alın çek şey kenara dedi. Arabayı. Ben de biraz böyle haksızlığa tahammülüm olmaz biliyorum. Zaten yetkisine hep benim üzerime. Evet. Dedim ki dosyayı gir uzattım. Dosyayı incele terbiyesizlik yapma dedim. Özür diliyorum yanlış anlaşılmasın bu da. Şöyle bir baktı başkanım özür dilerim dedi. Aynı böyle. O anımı hiç unutmam. Ben ilk olarak böyle bir başkana rastladım dedi. Evet. Perişanlık hani yaşlıktan falan sırtımdan var. Neyse adam dedi ki Allah razı olsun başkanım sen çok yorgunsun dedi. Ben senin yanına bir tane yardımcı vereyim Ankara'ya kadar götürsün dedi. Bakın iyiliğe bak adamda. Önce kavga sonra evet. İyilik. Sağ olsun yanıma bir tane yardımcı verdi. Ankara'ya şeyine kadar getirdik gümrüğüne. Bu anımı hiç unutmam. Bugün kilit parkeye ben başlattım. Altyapıya ben başlattım. Bütün alışverişim her şeyin peşin. Köy pasarı yaptırdım buraya. Onu da kapattılar. Neymiş efendim? Tabii ki market de olmalı ama pazar da olmalıydı. Evet. Yani güzel şeyler yaptım. Pişman olacağım hiçbir şey yok. Hiç şeyi bitirdim. Görev bittikten sonra herkes beni arar hale geldiler. İşte gördün örneğini gördün. Anlattım biraz önce bana. Evet. Değil mi yani? Evet. Çok iyi bir intiba bıraktığıma inanıyorum kasabamızda. Belediye başkanının partisi olmaz. Belediye başkanının tarafı olmaz. Yapacağı tek şey gözünle bakıp halka hizmet etmektir. Evet. Başka ne diyeyim? Buyurun. Başkan olduğunuz dönemlerde Bahadır'ın yine festivalleri olurdu. Evet doğru. Kaç festival gördünüz? Şöyle ben... Sizin zamanınızda hangi sanatçılar gelmişti? Biraz onlardan bahsedelim. O tam çok iyi bir konuya değindim. Teşekkür ederim Davut diyelim size. Ben göreve geldiğimde şenlik falan yoktu. Hmm. Kapatmışlar. Daha önce oluyordu ama evet. Neymiş terörist gelecek mi, güvetçi gidecek mi? Gereksiz bahanelerle şenlikler kapanmış. 5 yıl boyunca şenlik olmamış. Tabii toplantı yaptım arkadaşlar. Bu şenliklerimiz vardı. Neden yok dedim. Daha göreve yeni geldim ya. Evet. Dediler ki efendim işte geçmişteki başkan arkadaşımız buraya terörist gelir, şu olur bu olur diye kapattı. Şenlik yapılmıyor. Bahadır'ın hiçbir zaman terörist gelmedi. Bahadır'ın da terörist barınamaz dedi. Evet. Gerçek böyle. Bahadır'dan bir tane terörist barınamaz burada. Kesinlikle. Çünkü vatansever perver Bahadır. Yani öyle milliyetçidir Bahadır. Göründüğü gibi de herkes belki başka türlü anlıyor. O bakımdan dedim arkadaş ilk bu sene şenliği hemen ekibi topladım. Meclis kararı aldım. Bu sene şenlik yapıyoruz dedi. Evet. O sene getirdiğim isim de verebilir miyim yani şenlilerden? Tabii tabii sanatçıları meşhur sanatçılar getirdim. İlk sene Nülfer Sarıtaş geldi. Evet. Cemile Sönmez geldi. Can Gül geldi. Yani Kıvırcık Ali geldi. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani muazzam ben bir program yaptım. Ve Sorgun'da ün yaptı yani. Evet. 5 yıl boyunca bu şenliği devam ettirdim. Ve maalesef yine şimdi bazı bahanelerle şenlikler yine kalktı. Evet. Peki Bahadır'ı biraz anlat desem. Bahadır'da ne var ne yok? Neler olmalı? Eksik bir şey var mı kasabada? Eksik olan göç var. Göç. Tabii. Göç illaki var. Şimdi emekliler geliyor. Biraz kalabalıklaşıyor kasaba ama gençlerimiz okulu bitiren, iş bulan hep ya Ankara'ya gidiyor. Ya evlilik dolayısıyla yurt dışına gidiyor. Buna benzer göç var. Keşke de olmasa bu kadar işçi hatta patronlarımız bile çok Bahadır'da.
Bir Allah'ın kulu gelip de şuraya bir yatırım yapmıyor. Ama başka şey olduğu zaman isterse duysunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.